Ozan öyle eyler ne eylerse. Seda Hanım. Demişlerime sonuçta burası yapıyor. Böyle bir platform değil mi? Böyle bir platform Adnan. Evet. Platform bu Adnan. Dışarıda kaldığında çok izlemişsin. Durdum. Gelinler evini izlemiş genelde. Tamam mı? Mehtap'ı izlemiş. Nasıl fişlik verilir. Yani köşeleri boş bucaklar oraları izleyip gelmişsin. Sizin evin Mehtap Adnan mı yani? Bizim Mehtap'tan iki kat daha fazla. Ya estağfurullah benim üstadım. Ya Allah aşkına benim ruhumda yok dedikodu. Sana nasıl bulaşıyor? Hadi Mehtap zaten dedikoducu Murat abiye bulaşmış olabilir, yapabilir. Benim derecem benden 360 nasıl sana oluyor anlamıyorum. Kız sen de dedikoducu olsaydın sen de ben olmazdık ki. Mehtap'la Atış sen de dedikoduk. Tabii evde de bir dedikodu yapsın kafan dağılsın akşam. Gıybete girmediği sürece dedikodu yapılabilir. Adnan demek yerimde gözüm var. Ben sevmiyorum dedikoduyu. Mehtap seninle var ya kafa kafaya versek biz bu evi yakar yıkarız ha. Yerimde gözüm var doğru. Aynı anda konuşmayın. Hı? Yerinde ne? Gözün mü var? Doğru söyle. Seninle baş başa versek var ya bu evleri herkes yakar yıkar. Sana o kadar söylüyorum. Biz dörtlü olarak Adnan, bir araya gelelim. Adnan tamam. Bir şey söyleyeceğim. Ben dedikoducu insanları sevmiyorum. Ana malzeme bu. Boş ver. Ben senin dedikoducu olduğunu bilmiyordum. Dedikodu yapmıyoruz şimdi. Günahımıza girmeyin. Gördüğümüzü değerlendiriyoruz. Hepsi bu. Tabii, durum yalnız tespiti ya. Allah Allah. Tabii canım ellerinde bir nakış iş şey yok yani. Adnan ya, Murat'cığım hiç Murat'a yapmaz bunlar biliyorsun. Tamam anam o bende. Tamam. Adnan Murat sana emanet. Aynı bu yolda götür onu. Yarın bir gün evde sıkılmak istemiyorum. Böyle bütün mahallenin dedikodusunu beraber yapacağım bir adam istiyorum. Ha değil mi? İki numara ne yaptı? Dokuzuncu kattaki teyze tabii, ne yaptı? Tabii tabii. Karşıdaki sarışın var çıkardı. Mı? Her şeyden haberim ha, olmasın. Emekli albay arabayı nereye park etti falan. Bunlarla ilgili akşam dedikodu yaparsın. Geçelim bunları da. Şimdi Erdem'le ilgili de bir dedikodu vardı. Ben mi yanlış anladım? Erdem Melisa ayıp ediliyor mu dendi orada? Ayıp ediyor değil de çok çabuk unuttu her şeyi ya. Ha. Erdem mi? Erdem mi? Çok çabuk unut. Hani benim bir incelesene bir Allah aşkına. Benim fikrim. Ben şunu söyleyeyim. bir de orada ben bir şeye takıldım aslında. Neredeyse Boğaç'a yardım edecek diyor da. Boğaç. Burada ben hani Boğaç'ın cevabını yani merak ediyorum. Ben sana iyi ya da kötü Melis hakkında bir yorum yaptın mı? Yapmadım. Yapar hani beni yönlendirmek istemediğin için yapmadın. Zaten bunu da bana belirttin. İşte ben neredeyse demiştim. Ay kanka kapak olmuşlar Seda Hanım. İşte zaten onu söylüyor. Neredeyse Boğaç'a yardım edecek diyor ya. Hani evet, birlikte yan yana evet, falan oturuyorlar yani oydu. O derece. Duymadım, anlamadım. Bahsettiğim oydu. Nerede? Kanka oldular ya. Ayşe ile Nur da kanka. Emre ile o çok farklı şeyler. Onlarla bu. Aynı evde yaşıyoruz ve insanlarla diyalog halindeyiz. Bu çok normal bir şey yani. Evet. Ne aynı evde yani? Ama yani hani Boğaç'a karşı bir demek Melis'in ki bir alerjin yok. Karşı, Melis'in yaptığı ayıba karşı Boğaç'a mı cephe alayım? Veya Boğaç'ın Melis'e karşı hissettiklerinden dolayı ben kendimi mi onlardan uzak tutayım? Yani doğru. Ne diyorsun? Ne yapsın? Ben sadece şunu söylemek istiyorum. Adnan ve Murat abi çok yerinde tespitlerde bulunuyorlar. Çok teşekkür ediyorum onlara bunları gördükleri için. Bugün Ayça'nın bir isyanı vardı. Ona bir bakalım ne demiş. Problem yok. Artık o sevgi bitti. Onu bir görmedim. Benle bitti diye çocuk kimseyle birlikte olmasın mı abi? Aa. Mantıklı düşünün birazcık. Buraya bir aday gelsin. Evet. Çok yakışıklı. Ben o çocuktan çok etkileyim ve çok beğeneyim onu. Onunla tanışmalarına girmek istedim ama Emre engel olsun. Ben bunu bir şey ben de kıyameti koparırım. Eşeğinize olur zaten bence. Hayır kıyameti koparttım. Olur. Sana ne derim yani ben seninle ayrıldım. Mutlu olmak benim de hakkım. Git sen de yolu çiz derim onun bana söylediği gibi. Aynı şey. Yani empati kuruyorsun. Aynen. Emre'nin olayı kapandı artık gerçekten hazırladı bu konuda bence üzülüyordur. Sürekli Emre'nin adının anılmasından gerçekten. Başka kişiler tarafından. Gerçekten üzülüyor. Really? O yüzden Hazal olsun. Aynı şeyi ben yaşasam çok sinirlenirdim yani. Hazal gene ses çıkarmıyor. Sakin. Evet. Ama üzülüyordur anladın mı? Evet. Tabii ki her bayan üzülüyor. Sonuçta ben Emre'de burada neler yaşadım. Ya. Ve hala Emre diyoruz. O kız ona aday gelmiş. Bence kötü. O yüzden Emre'nin adını benimle birlikte geçirmeyin artık. Adını anmayacağım. Ben zaten biliyorsun. Ha geçen izledin mesela oyun oynuyorlar Eser, Adnan, Emre. Hı hı. İşte telefon çalıyor falan diye. Aa diyor Ayça arıyor diyor. Açma diye gülüyor. Eser işte Cansel arıyor. Ceyda'ya Adnan çok Ceyda arıyor. Niye benim adıma hala Emre'yi anlıyorsunuz? Başka bir isim söyleyeyim. Cansel arayınca ne dedi? O kadar izlemedim ben. O Emre'nin kısmını izlemiş. Onu söylüyorum anladın mı? Hala Emre ve Ayça'ya aynı anılmasın. Bitti o iş. Ne kadar hoş, ne kadar medeni, ne kadar kibar cümleler. Hazal'a ayıp oluyor.
kıza böyle yapmayalım. Benim adımı anmayalım. Ne kadar farklı bir Ayça. Çok zevkliydi. Şeri geldi. Peki ne oldu? Hangisi yalan? Ben ona karışmayacaktım. Mantıyı götürecekti. Ama Emre merdivenden çıkarken şey dedi. Mantıyı bekliyorum dedi. Gıcıklığına söylediğine eminim. Ben de ona sonra mantıyı mahvettim. Emre yani bir mana verebildin mi? Karışmayacaktım. Ya benim kimseye bir gıcıklığım yok. Ayça'yla bir alıp veremediğim de yok. Dün zaten ben ona burada el uzattım. Hani bu problemlerin bitmesini istedim ondan. Ama sonrasında yapılan o hareketin hani böyle bir gıcıklık alma gibi bir durumdan dolayı kaynaklandığını bilmiyordum. Ama ne olursa olsun hani gıcık da alınmış olsa orada bir emek var. Orada yapılan bir iş var. O kadar insanın yapmış olduğu bir şey var. Hani buna yapılan bir saygısızlık olarak görüyorum. Şahsıma yapılan değil. Çünkü bana yapılanların artık çizmeyi açtı yani. Hiç umurumda bile değil, umursamıyorum. Benim burada şaşkınlığa düştüğüm şey, bu kadar mantıklı konuşan bir Ayça izliyoruz. Gerçekten çok güzel değil mi? İnandınız mı siz? Yediniz hepsi mi daha inanmış doğrusu? Hepsi inanmış. Valla ben yedim. Ben bekliyordum. Hepsi şok yani. Bayağı yedim yani. Ben de diyorum yok. Hepsi inanmış. Altından kesin bir şeyler çıkacak falan. Ki Şeri geldi. Çıktı. Sonra ne oldu kardeşim? Şeker çıktı. Şeker çıktı. Sen onu numara mı yaptın o konuşmaları? Evet. Ha, güzel konuşmalar numara. Evet, sırf o çünkü gözünü benden ayırmıyordu Azal. Mantıya bir şey yapacağımı biliyordu. Mantı canım adı benle anılmasın ha, falan. Aynen alttan. O da bayağı bir sinsi yani. Kandırdı beni. Aynen sinsi böyle. Çok acayipsin Ayça. Halletti yani her şeyi. Yani. Bak 4,5 aydır kimseye dokunmadım. Demek ki ben dokunca dokunabiliyormuşum. Ya mantılara dokunmayın biz de yiyelim ya. Yapmayın gözünüzü seveyim. Şu nimetle üzüldüm oynamayın diyorum ya. Üzüldüm ama sonra ben Hazal'ın suratını görünce gerçekten çok üzüldüm. Çok pişman oldum. Bir emek ver kırıldık. Ya, evet, o değil hepimiz yani. Hepimiz yani. Hemen sütseydin. Suyunu attı. Mehtap sonra da şey sonra düzeltti neyse. Tekrardan. Suyunu değiştirdi. Gerçi falan. Onun da tarhana şeyleri vardı. Bir de kabak benim başıma. Onun da saboteleri. Neyi sabote etmiş? Tarhana çorbasını. Ama onu Duygu yapmıştı. Emre'ye yapmıştı o çorbayı. Bana ne? 12 saatimizin dolmasını bekleyelim. Çok bir şey kalmadı artık. Sohbetimizin ortasında dolmasın. Ondan sonra efendim zaten Cuma'ya bir gün kalıyor. Bakalım haftanın ortası geçtikten sonra ben haftanın sonu gelmiş gibi düşünüyorum yavaş yavaş. Öyle değil mi? Çok hızlı geçiyor çarşambadan sonra. Bakalım efendim hafta sonuna kadar kısmetse olur evinde neler yaşanacak. Beyler hoşça kalın. Yarın görüşürüz. Size de kolay gelsin. Hadi iyi akşamlar. Tuh sana arkamdan konuşmuşsun. Bekledim kızların yanında bir şey söylemem. Nasıl adamsın sen? Ha? Ha? Kalk abi kalk gel. Bana gel, ne dedin onu söyler misin? Bir şey söyleyeceğim. Benim dedi yapacağım. Bana söyler misin? Odaya bana çek odaya. Beklemiyordu yalnız bir şey söyleyeceğim. Bu kadar da değil ki daha fazlası var vermemişler. Allah Allah. Harbi mi diyorsun? Ama söyledi bana senin hakkında da Murat abi de suç ben yani. Yok, tek taraflı yok, değil. Yok bende suç yok. Ben hep onu böyle Murat değiştim bakayım ne çıkacak diye bak, altında. Bak gör taktik. Ne olur sen yeter ki sakın.